Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan KRT'de yayımlanan Söz Meclisi programında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Akşam Gazetesi'nde karargahta 40 paralel paşa başlıkta haber yaptıklarını söyledi. O dönem gazetenin sahibi olan Ethem Sancağ'ın ve Erdoğan'ın habere tepki gösterdiğini açıkladı. Yani 2014'teki FETÖ haberine kızan Ethem Sancağ şimdi AKP'nin ABD'nin desteğiyle iktidara geldiğini ve FETÖ'nün orduya ABD tarafından sızdırıldığını savunuyor. Ben Akşam Gazetesi'nin yayın yönetmeniyken Ethem Saçak patrondu. Biz bir manşet attık 2014 Haziran'ında. Dedik ki karargahta 40 paralel paşa diye FETÖ'cülerin dökümünü yaptı muhabir. Bütün araştırma iyi bir çalışma sonucunda. Bu 15 Temmuz öncesi miydi? Tabii 2014 yılında. İşte kara kuvvetlerinde, havada, denizde, jandarmada, merkezde. Ne kadar FETÖ'cü varsa isim vermeden hepsinin yüzde oranlarını böyle madde madde döküm bir haber yaptık. Öbür gün Genelkurmay Başkanlığı bu Türk ordusuna hakarettir açıklaması yaptı. Başbakanlıkta Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Aynı açıklamayı yaptılar. Öbürsü gün Ethem Sancak böyle hışımla geldi. Dedi ki ben bu gazetede Türk ordusuna hakaret ettirmem. Dedik ki biz sonuçta muhabir böyle bir haber yaptı. Biz haberimizin arkasındayız. Yani bu konuda eğer siz gazetenin patronusunuz sonuçta, ben burada yayın yönetmeniyim. Beni hemen ben olsam şu gün kovardım. Yani şu saatte yayın yönetmenini kovardım. Çünkü eğer ben katılmıyorsam, dolayısıyla benim söylediklerimi yapmıyorsa sonuçta parayı veren sizsiniz. Patron sizsiniz. Şey yaparsınız, gönderirsiniz. Hatta çıkarken de toplantıdan sonra tekrar şey yaptım. Dedim ki ama bunlar Türkiye gelecekte bunları göreceğiz. Biz manşetimizin arkasındayız ve o gün o haberi karşı çıkarak ordunun içinde FETÖ'cülerin olmadığını, Türk ordusuna bunu kimsenin böyle bir hakareti yapamayacağını söylemişti Ethem Sancak.